geldiniz. Hastalık ve edebiyat temalı 5. Karşılaştırmalı Edebiyat Konferansı'nda Nevzat Hoca'dan önceki son konuşmacı olmanın verdiği bir ürperti yok desem yalan olur. Ahab'ın balineye attığı son zıpkın gibi. Şimdi şöyle, romanın kendisinde çok dolambaçlı yollar var. Hepinizin bildiği üzere Moby Dick, Herman Melville'in bir çeşit karşı İncil gibi adeta ortaya koyduğu başyapıt eseridir. Melville Beyaz Balina için şöyle der: Kuzey Atlantik damar yol, okyanus damar yollarından girip Hint Okyanusu'ndan çıkabilir. Her yerde olabilir Moby Dick. Dolayısıyla benim bu konuşmayı yapabilmem için bir kompozisyon hazırlamam gerekiyordu. O yüzden affınıza sığınarak yazım üzerinden gideceğim ama sohbet kısmında görseller üzerinden bol bol soruları beklerim. Konuşmama başlamadan önce aslında burada Edward Said'in ünlü sözüyle bir başlangıç yapmak gerek. Kültür ve Emperyalizm adlı eserinde Edward Said, çağdaş kültür ve edebiyat incelemeleri çalışmalarımızda artık emperyalizmin etkisini yatsıyacak durumda olmadığımızı vurgulamıştır. Bundan ilham olarak kısaca bilim ve emperyalizm müttefikliği, kolonyalizmin yarattığı dikotomik söylemlerin etkisi ve Herman Melville'den söz etmek istiyorum. Batı kolonyalizminin kurucu unsuru olan bilim ve emperyalizm müttefikliği, yeni çağ Avrupa'sının düşünsel devrimlerini takiben gelişen aydınlanma çağı ile birlikte insanın doğa üzerindeki hakimiyetini güçlendirirken, doğa ile birlikte kontrol altına alınması gereken yeni varlık hiyerarşilerini de doğurmuştur. Buna göre doğanın kaotikliğine karşı düzen kurma, onu tanımlama ve sınıflandırma çabası bilimsel keşiflere olanak sağlarken yeni anlam hiyerarşilerini de beraberinde getirmiştir. Böylece doğa üzerine insan merkezci tanımlamalar getirme çabası, insan olmayan canlılar üzerinde üstünlük kurarken, coğrafi keşiflerle ilerleyen kolonyalizm, beyaz, Avrupalı, Hristiyan ve erkek olmayan insanların bu üstün kimliklerin sahip olduğu imtiyazlara erişimini engelleyen yeni kimlik kategorilerini de beraberinde getirmiştir. Tıpkı üzerinde hakimiyet kurulması ve kaynaklarının sınırsızca sömürülmesi meşru görülen doğa gibi, Avrupa merkezci uygarlık anlayışının dışında görülmüş toplumların insanları ve özgürlüklerinin sömürülmesi de meşru görülmüştür. Yeni dünyanın keşfiyle hızla ilerleyen kolonyalizmle mümkün kılan Atlantik aşırı köleciliğin yarattığı ırk algısı, günümüz Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin birçoğundaki ırk, toplumsal sınıf ve cinsiyet kodlarındaki etkisini sürdürmektedir. Herman Melville, emperyalizm ve sömürgeciliğin zirvesi olan emperyalizm ve sömürgeciliğin zirvesi olan 19. yüzyılda yaşamış Amerikalı bir yazar olarak bu kültürün doğa ve insan üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı huzursuzluğunu birçok deniz romanında yansıtmıştır. Yazarın Amerika'nın iç savaşın eşiğine geldiği bir dönemde 1851 yılında yayımlanmış olan Moby Dick Beyaz Balina romanı bu dönemde hiç ilgi görmemiştir. Romanın edebiyat eleştirmenlerinin ilgisini çektiği dönem 1940'lardır. Melville'in çağdaşlarının aksine Amerikan emperyalizmi üzerine yansıttığı muhalif duruş, Moby Dick'i dünya edebiyatının zamansız başyapıtları arasına katmıştır. Amerikan emperyalizminin simgesi olarak Kaptan Ahab'ın deliliği ve Amerikan kahramanının düşüşü konusundan önce asabiye kavramını açıklamak istiyorum. 14. yüzyıl Arap düşünürü, tarihçisi ve modern anlamda sosyolog olan İbn Haldun, 1344 tarihli kitabı Kitab-ül İber'in giriş bölümü mukaddimesinde asabiye kavramını grup hissi olarak geliştirmiştir. Asabiye esasen kan bağına dayanan akrabalık ilişkilerini tanımlamakla birlikte toplulukların ortaya çıkması ve hakimiyet alanlarının ilerlemesinde merkezi rol oynamaktadır. Önceki putperest toplulukların atacılık kültürünü hatırlatmasının yanı sıra kan bağı ilişkilerine dayanarak bir topluluğun diğer topluluk üzerine taraflı tutum göstermesini engellemek için İslam asabiyeyi reddetmiştir. Asabiyenin İslam siyaset biliminde gibi olumsuz çağrışımına rağmen Haldun, siyasi toplulukların oluşum ve gelişim sürecinde asabiyenin bir diğer deyişle grup hissinin kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır.
Böylece kendi siyaset kuramını geliştirirken bu kavramı kan bağı ilişkilerine dayalı kök anlamından soyutlayarak belli değer yargıları merkezinde bir araya gelen toplulukların bir bütün olarak varlığını sürdürürken asabiye sahibi olmaları gerektiğini savunmuştur. Ona göre devletler soyut değil, insan temellidir. Bununla birlikte Haldun, yönetilen tebaanın değerleri temelinde rıza üzerine kurulu bu ideal devletin başarısı ve gücünün topluluğun geniş coğrafyalara yayılmasıyla zayıflayacağını ileri sürmüştür. Haldun, geniş coğrafyalarda farklı asabiyelere sahip toplulukları bir araya tutmak mümkün olmadığı için imparatorlukların çökmeye mahkum olduklarını da ayrıca vurgulamıştır. Günümüzde Haldun'un asabiye kavramının uygulama alanı, hakim küresel güçlerin kültür emperyalizmi olarak karşımıza çıkmaktadır. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle ABD kaynaklarını sömürmek istediği toplumlar üzerinde askeri güçle birlikte kültür politikaları aracılığı ile değer yargıları üzerinden hakimiyet kurmaktadır. Amerika'nın bu yayılmacılığı 19. yüzyılda başlamıştır. 20. yüzyılda küresel bir güce dönüşmeden önce 19. yüzyıl Amerika'sı kıtasal yayılım sürecini istisnai Amerikan demokrasisi anlayışı ile mümkün kılmıştır. Amerika, Kuzey Amerika'da mevcut olan diğer Avrupalı kolonilere ait bölgeleri kimi zaman savaş yolu ile kimi zaman para karşılığında sınırlarına dahil ederken 1900 yılında kıta aşırı demir yolu inşasının tamamlanmasıyla kıtasal yayılma sürecini gerçekleştirmiştir. Bu sürecin ideolojik söylemi olan aşikar alın yazısı ya da açık yazgı olarak çevirebileceğimiz Manifest Destiny kavramı, Amerikan demokrasisinin kıtasal ve deniz aşırı yayılmasını tanrısal bir yazgı olarak meşru gören bir zihniyeti hakim kılmıştır. Her yazgı anlatısında olduğu gibi Amerikan sınır boyu edebiyatının yarattığı benzersiz bir kahraman doğmuştur. Avrupa ve anakent kültürlerinden eski dünyanın temsil ettiği tüm değer yargılarından uzakta yeni bir insandır Amerikalı. Yeni bir Adem'dir. Uçsuz bucaksız yeni dünya bu insana bahşedilmiştir. Moby Dick'i Haldun'un grup hissi temelinde geliştirdiği asabiye kavramı bağlamında incelediğimizde Herman Melville'in insanların kendilerinden olmayana karşı taraflı tutum içinde fanatikleşmelerinin yıkıcı sonuçlarını anlattığını görmekteyiz. İnsanın insana ve en çılgınca şekilde onu muhatap almayan doğaya karşı cephe almasının uzun vadedeki yıkıcı etkileri Melville'i huzursuz etmiştir. Melville, doğaya, varlığa ve zamana metafizik perspektiften bakan 19. yüzyıl romantizminin yükseldiği bir çağda muhalif bir duruş sergilemiştir. Yazar, İç Savaş öncesi Amerika'sının kıtasal yayılmacılığı ve kalkınmasını destekleyen endüstriler ve iş alanlarıyla balina avcılığı arasındaki paralellikleri vurgulamak adına Kaptan Ahab'ın gemisine Pequod adını vermiştir. 17. yüzyıl İngiliz kolonyalizm döneminde bölgesel egemenliği ilhak edilmiş olan Pequod kabilesi soykırım politikalarına maruz kalmıştır. Günümüzde halen eksik temsil edilen yerli Amerikalı tarihinin az bilinen yönlerinden biri yerli Amerikalı köleciliğidir. İngilizlerin 17. yüzyıl boyunca Kuzeydoğu Amerika'da yerlilere karşı yürüttüğü asimilasyon politikalarından biri, savaşlardan arda kalan yerli nüfusların Afrikalı köleler karşılığı Karayipler'deki kolonilere gönderilmeleridir. Ahab'ın Pequod gemisi bu insan kaçakçılığının sembolüdür. Melville, çağdaşları gibi konformist bir tutumla Amerika'nın varlığını romantize etmek yerine denetimsiz kapitalizmin ve emperyalizmin Amerika'yı bağımsızlık öncesi kolonyal dönemden ayırmadığını görmüştür. İngiltere'den bağımsızlığını alan yeni bir demokrasi değil, yeni bir imparatorluktur. Üstelik egemenliğin hükümdara değil, halka ait olduğu bir imparatorluk. Bunun altını çizmek gerek çünkü Nietzsche'nin ahlakın soğuk kütüğü bağlamındaki fikirleriyle Ahab'ın delili arasında bağlantı kurarken bunu hatırlamak gerekecek. Egemenliğin hükümdara değil halka ait olduğu bir imparatorluk. Amerikan Rönesansı ressamlarının kıtanın doğasını vaat edilmiş bir cennet gibi canlandırdıkları örneklere bakarsak, ekranda görüldüğü gibi uçsuz bucaksız derin vadilerin verdiği geçitler, batıya ilerleyişi temsil eden gün batımı vakitleri, ulusun tanrı yazgısıyla seçilmişliğini temsil eden luminist yansımalar 19. yüzyılın tarihselliğinden uzaktır. Yani şu hiç tarihsel bir resim değil. Yani burada derin vadiler arasından akan şelaleler, su kenarlarında yerli kabileler, çok barışçıl bir dünya. Bu ama tasarlanmış bir doğa algısı.
Maalesef. Amerika'nın edebiyat, sanat ve düşünsel arka planındaki bu söylem, kıtasal yayılmacılıkla birlikte kıta aşırı yayılmacılığı da haklı göstermiştir. Amerika, imparatorluklar arasında doğan yeni bir imparatorluğa dönüşmüştür. Wilhelm Dilthey, insanların doğayı kontrol altına almadan önceki hakimiyet savaşımlarını ifade eden Spinoza'nın imperium imperio kavramıyla Amerika'nın mevcut hakimiyet alanı dışında başka imparatorluklar arasında kendine yeni hakimiyet alanları yaratma istencini ilişkilendirmektedir. Bu noktada Osmanlı İmparatorluğu topraklarında 1800'lerin çok başında, 1800 en erken sanırım 20'lerde Amerika'nın başlattığı misyonerlik faaliyetlerini düşünürsek bize de dokunan bir ucu var. İmperium imperium. Amerika'nın bu emperyal arka planını düşündüğümüzde asabiye sahibi olan bir lider olarak Kaptan Ahab'ın mükemmel bir örnek olduğunu görmekteyiz. Gizli intikam planından bahsetmeden önce mürettebat üzerinde gizli sultansı bir hakimiyet hissi kurar. Beyaz balinayı gören ilk kişiye vermek üzere gemi direğine İspanyol altınını çaktığında şahsi intikamı için grubun kazanç arzusunu yükseltmiştir. Kaptan Starbuck dışında tüm gemi mürettebatının coşkusu, beyaz balinayı avlama arzusu hepsini sarhoş eder. Oysa Kaptan Ahab geminin Pequod gemisinin tek sahibi değildir. Aylarca sürecek avın gerektirdiği donanım, iş gücü, avlardan mürettebatın kazanacağı paylar dışında hissedarların kazançları ince ince hesaplanmıştır. Ahab kendi şahsi intikamı için gemi mürettebatını kazanç arzusu etrafında birleştirmiştir. Edebiyatta hastalık teması bağlamında düşündüğümüzde Pequod gemisindekilerin Ahab'ın beyaz balinadan intikamına gösterdikleri bu grup içi rıza, Nietzsche'nin köle ahlakı olarak ifade ettiği şahsi kin duygusunun kitlesel harekete dönüşme potansiyeline işaret etmektedir. Bu şahsi kin duygusundan başlayacak olursak, Ahab'ın kendisiyle muhatap olmayan bir varlığa güttüğü kin ve kızgınlık esasen bedeniyle birlikte ruhunun bütünlüğünü kaybetmesine karşıdır. Nietzsche'nin Ahlakın Son Kütüğü kitabında iyinin ve kötünün bilgi biliminde belirleyici olan toplumsal üstünlük kaynaklı değer yargıları, bu kriterlerin sınıflandırdığı iyi ve kötü beden algısıyla da yakından ilişkilidir. Asil olan iyi iken alt sınıftan olan bayağıdır ve kötülüğün sınıfındandır. Nietzsche, din adamlarının bedeni yadsıyan ahlaki üstünlüklerinin köken olarak şövalye aristokrasisinden geldiğini savunurken, Ahab'ın beden bütünlüğünü kaybetmesinin yarattığı travmanın aynı zamanda hem sınıfsal hem ruhani üstünlüğün kaybının yarattığı travma olduğunu düşünebiliriz. Nietzsche, şövalye aristokrasisi arketipi üzerine şöyle der: rahiplerin değerlendirme biçimlerinin şövalye aristokrasisinden kaynaklanıp zıt yönde geliştiği kolayca kestirilebilir. Bu zıt yönlü gelişme özellikle rahipler kastıyla savaşçılar kastı birlikte olmayı, anlaşmayı istemeyip karşı karşıya geldiklerinde ortaya çıkıyor. Şövalye aristokrasisinin değer yargıları güçlü bir bedene sahip olmayı, capcanlı, zengin, coşku dolu sağlığı korumaya yarayan savaşı, serüveni, avcılığı, dansı, savaş oyunlarını ve genellikle sağlam, özgür, sevinçli eylemleri temel alıyor. Ahab'ın asabiyesi ya da grup hissinin yakıtı olan şahsi kin konusuna baktığımızda Ahab'ın gözünde beyaz balina suçludur. Bunun altını çizmek gerek. Ve Ahab'a yaptığının karşılığı olarak onun da bütünlüğünün bozulması gerekmektedir. Balina'nın saldırganlığını kendi kin ve intikam duygusuyla karıştırması, Ahab'ın aldığı yaranın onun yargılama gücünü kaybetmesine sebep olduğunu yansıtmaktadır. Mehmet Aydın, Moby Dick Yer Küre ve Deniz Küre arasında adlı incelemesinde Ahab'ın hınç ve intikam duyguları üzerine bizleri Nietzsche ve Max Scheler'e yönlendirmektedir. Scheler, Hınç Duygusu ve Ahlak Yargısı üzerine adlı denemesinde hınç duygusunu belli nedenlerden kaynaklanan ve sonuçları olan bir tür kendi kendini zehirleme denebilecek bir olgu olarak açıklamıştır. Scheler'e göre nefret, intikam alma arzusu, kötülük, kıskançlık gibi duygular dışa vurulurken değerlere verilen anlam ve yargılayabilme kabiliyeti yozlaşabilmektedir. Bu duyguları yaratan mutlaka belli bir mağduriyet durumu vardır. Aydın şöyle der: bununla birlikte mağdurlar vicdanlarına ve akıllarına danışmanın aksine intikam almak, kötülük yapmak imkanları ararken son derece soğuk denebilecek bir sabır içinde akılcı davranıp en uygun zamanı bekleyebiliyorlar. Yaşadığı dramın travmasını aşabilmek için irade gösteremeyen kişi
Jürümle biten amacını gerçekleştirmek için son derece soğukkanlı ve akılcı davranabilme iradesini gösterebilir. Max Scheler'e geçersek, intikamı şöyle tanımlar. Öncesinde her zaman bir saldırı ya da bir incinme vardır. Ne var ki öfke, kızgınlık ve gocunma ile birlikte ortaya çıkıyor olsa bile intikamcılık karşılık verme ya da kendini savunma yönündeki dürtülerden kesin olarak ayrılmalıdır. Eğer bir hayvan kendisine saldıranı ısırırsa buna intikam denemez. Buruna yenen bir yumruğa hemen karşılık vermek de öyle. İntikamcılık iki ana özelliğe ayrılır. Birincisi, öfke ve kızgınlık duygularıyla birlikte gelen ani tepki gelip geçicidir. Ya da en azından hemen kontrol altına alınıp dizginlenir ve sonunda karşılık iyi bir fırsat bulmak üzere ertelenir. Sen görürsün günü şeklinde. Bu engellemenin nedeni anında gösterilecek bir tepkinin yenilgiyle sonuçlanacağı düşüncesi ve bunun verdiği acizlik ve iktidarsızlık hissidir. Dolayısıyla bir iktidarsızlık deneyimi üzerine temellenmiş olması açısından intikamın alınması bile her zaman aslen bir açıdan zayıf olana ilişkin bir meseledir. Ayrıca intikamın özü her zaman kısasa kısas bilinci içermesidir. Bu yüzden intikam asla bir duygusal tepkiden ibaret değildir. Moby Dick'e dönecek olursak, Melville'in Ahab için kullandığı intikamcı Quaker ifadesini düşünürsek, Ahab'ın köklerinin kolonyal dönemin kısasa kısas cezai hukuk kültüründen geldiğini hatırlarız. Kolonyal Amerika cezai hukuk kültüründe Calvin'ci kutsanmışlık ve ilanetlenmişlik işaretleriyle yakından ilişkili olan suçlu adaletsizliği, suçu ezelden lanetli olma işareti olarak tanımlarken, suç işlememekle birlikte toplumda yükseliş tesis eden servet sahibi olma, mesleki başarı gibi özellikleri kutsanmışlık işareti olarak görmüştür. Aslında Ahab da köken olarak bu Calvinci suçlu adaletsizliğinin bir kurbanıdır. Ahab intikamcı bir Quaker'dır. Nantucket adasının bıçkın Quaker denizcilerinin sert mizacı, adalı olmanın yalnızlığının yanı sıra kolonyal Amerikan tarihinde Quaker'ların gördüğü ağır beden cezalarından gelmektedir. 1648'de Calvinci kolonilerin astığım astık kestiğim kestik keyfi cezai uygulamalarına son veren anayasal düzene, yani Anglikan anakent hakimiyeti yeniden inşa edilene kadar Quaker'lar bu Calvinci Puritan koloni sınırları boyunca çırılçıplak kafeslerde gezdirilir, vaizlerin kitapları yakılır, dillerine çivi çakılır, burunları kulakları kesilirdi. Bedenin sınır organlarına yapılan bu işkenceler Calvinci kilise merkezli siyasi bünye bütünlüğünü bozmanın cezasıydı. Romanın Gemi adlı bölümünde Ahab için geçen intikamcı Quaker ifadesinin tarihsel arka planı budur. Ahab'ın mezhepsel kökenine yapılan bu baskı onda köktenci bir agresif ruh hali yaratmıştır. Böylece kültür tarihinde otokratların çıkışı olan mağduriyet hissi kolektif bir yapı olarak Ahab'la birlikte Amerikan kahramanı arketipine eklenmiş şiddet eğilimliliğin kurucu örneklerinden olmuştur. Max Scheler'in intikamın özü her zaman kısasa kısas bilinci içermesidir. Bu yüzden İntikam asla bir duygusal tepkiden ibaret değildir ifadesini hatırlarsak, romanın Gün Batışı adlı bölümde Ahab kendi kendine konuşurken istediğinin dişe diş adalet olduğunu ifade eder ve bu intikam asabiyesini nasıl mümkün kıldığını da anlatır. Ahab şöyle der, zor olmadı bu iş, içlerinden bir direnen olsun çıkar diyordu. Ama benim çarkımın dişleri onların tüm çarklarına geçip döndürüyor hepsini. Onlar küçük küçük barut yığınları, ben de bir kibrit. Ah, zor olan kibritin kendini tüketmesi, başkalarını tutuşturmak için. Giriştiğim işi kendim istedim. İstediğimi de yapacağım. Deli sanıyorlar beni, hele Starbuck inanmış buna. Şeytan var benim içimde, deliliğin ta kendisi. Delilerin delisiyim ben. Yalnız kendini inceleyip anlamak için durgunlaşan o yabansı deliliktir benimkisi. Falcılar paramparça olacağımı söylemişler. İşte bacağım gitti. Şimdi falcılık sırası benim. Beni parçalayanı parçalayacağım. Ben de. Geleceği gören de, gördüğünü yapan da kendim olacağım. Bunu sizler bile yapamadınız koca tanrılar. Vız gelirsiniz bana hepiniz. İnsanoğlu baskın çıktı size bu işte. Zor çevirirsiniz beni yolumdan. Çelik raylar üzerinde gidiyor benim ruhum. Uçurumlu boğazları aşarak, dağların yüreğini denerek, sel yataklarını yararak yolumdan hiç yorulmadan uçup gidiyorum. Hiçbir engel, hiçbir tehlike çıkaramaz beni çelik yolumdan.
Nietzsche'ye dönecek olursak Ahab da beyaz balinaya duyduğu kinle beraber apaçık bir yüce kendilik algısı da vardır. Belki de ondaki kibiri yükselten balinanın açtığı yaradır. Tıpkı Nietzsche'nin ifadesiyle Yahudi nefretinden doğan Hristiyanlık gibi. Ahab'dan yine bir monolog. Ahab şöyle seslenir, kendi kendine konuşur. Karşıda o hep dolup taşan kadehin ağzında ılık dalgalar şarap gibi kızarıyor. Güneşin altın başı enginin derinliklerine iskandil etmek üzere. Güneş göklerden ağır ağır denize dalıyor. O indikçe benim ruhum yükseliyor. Bu sonsuz yükselme yoruyor ruhumu. Çok mu ağır yoksa bu başımdaki taç? Lombardiya'nın demir tacı gibi mi? Ama nice elmaslar parlıyor içinde. Ben başımda taşıdığım bu tacın pırıl pırıl yandığını görmem. Ama onun göz kamaştıran, yakan bir şey olduğunu bilirim için için. Altından değil, demirdendir bu taç. Bunu da biliyorum. Çatlak bir taç, farkındayım. Kenarları diş diş olmuş, incitiyor başımı. Sanki beynim zonkluyor, katı demirin içinde. Evet, çelikten bir kafatasım var benim. Öyle bir kafatası ki, insanın beynine vurulan bu savaşta bana miğfer gerekli değil. Burada Mina Organ çevirisinde Lombardiya'nın demir tacı için Kutsal Roma İmparatorlarının taş giyme töreninde kullanılan İsa'nın çarmığından alınmış bir çivisi olduğu söylenen taçtır diye not düşmüştür. Nietzsche'nin Yahudi nefretinden doğan Hristiyanlık için söyledikleri Ahab'ın az önce verdiğim alıntıdaki monoloğuyla ilişkili olması bakımından sanırım önemli. Nietzsche şöyle tanımlar çarmıhı. Ve tinsel yücelik, bundan daha tehlikeli bir yem düşünebilir mi? Şu kutsal haç sembolünün azdıran, coşturucu, sersemletici gücüne eşit bir şey. Şu tüyleri diken diken eden bir çarmıhtaki tanrı paradoksuna. Şu hayal bile edilemeyen en büyük zalimliğin ve insanın kurtuluşu için tanrının kendini çarmıha germesi muammasına eşit bir şey. Kaptan Ahab, gemide kendisine atfettiği bu tanrısallıkla kuracağı diktatörlüğü, gemi demir alana kadar kendisini kamerasında izleyerek mümkün kılmıştır. Tıpkı var olduğuna inanılan ama görünmeyen tanrı gibi kaptanın sağlık durumu ve gücüne dair mürettebat çeşitli söylentiler yaymakla birlikte son gemi kazasından sonra gücünü topladığına dair hiçbirinin şüphesi yoktur. Anlatıcı İsmail'in kaptanla karşılaştığı ilk an bu uzun süren gizliliğin ürpertisiyle sahne alır. İsmail şöyle anlatır bu ilk karşılaşmayı. Güverteye sabah nöbetine çıkarken kıç kupeştesine doğru baktım ve birden korkunç şeyler sezinlermiş gibi ürperdim. Korkularımı aşan bir gerçekle karşılaşmıştım. Ahab kaptan güvertesinde ayakta duruyordu. Üstünde bildiğimiz hiçbir hastalığın izleri görünmüyordu. Hastalıktan yeni kurtulmuşa da benzemiyordu. Alevler tüm gövdesinin içini dışını yaladıktan sonra gürbüz yaşlı bedenin hiçbir yeri yanmadan sapasağlam ateşten çıkarılmıştı sanki bu adam. İri yarı gövdesi Sellini'nin Perseus'u gibi bozulmaz bir kalıba dökülmüş, tunçtan bir heykeldi. Kır saçlarının arasından başlayan soluk beyaz upuzun bir yara izi, yanık esmer yüzünün bir yanından boynuna inip ceketinin yakası altında yok oluyordu. Bu yara izi ulu bir ağacın dimdik gövdesini yukarıdan aşağı diklemesine yaran bir yıldırım izine benziyordu. Böyle bir ağaç yemyeşil dipdiri kalır ama yediği damga bir daha silinmez üzerinden. Bu damga doğuştan mıydı yoksa korkunç bir yaranın izi miydi? Kimse kesin olarak bilmiyordu bunu. Herkes sessizce anlamış gibi tüm sefer boyunca hiç sözü edilmedi bunun. Bu ilk karşılaşmadan sonra anlatıcı İsmail'in romanın başından beri bu deniz seferi ve balina avcılığına karşı tutunduğu yeni Eflatuncu romantik bakış açısı yerini gerçekçiliğe bırakmıştır. Yağ Ritme Kazanları adlı bölümde İsmail Pikot gemisini gelişmiş endüstriyel bir yapı olarak tasvir ederken Kaptan Ahab'ın monomanyasına kapılmış tayfaların işbirliğiyle seyreden gemi endüstriyel Amerika'nın mikrokozmik bir temsiline dönüşmüştür. İsmail şöyle açıklar. Pikot gemi azıya almış dört bir yana köpükler saçan bir at gibiydi. Bu yabani adamlarla yüklü ateş dolu karanlıkların karanlığına bir cesedi yakarak hızla dalan gemi çılgın kaptanın ruhunun elle tutulur bir parçası gibiydi o sırada.
Ahab'ın ismiyle müsemma yoldan çıkmışlığı, onun hem kutsanmış hem lanetlenmiş olan Tevrat krallarının soyundan geldiğini de hatırlatmaktadır. Tevrat'ın krallar kitaplarında adı geçen Ahab, kralların en kötüsü olarak bilinir. Oysa o da Saul, Davut ve Süleyman gibi Tanrı buyruğuyla kutsanmış krallardandır. Bu üç büyük kralın Tanrı'ya karşı kusurlarında da görüldüğü gibi Kral Ahab'ın kötülüğü de Tanrı'nın insanlar için ölümlü krallar atamasıyla kehanet edilmiştir. Bu noktada Kral Ahab'ın kötülüklerinin kökeni zaten kral olmasıdır. 1. Samuel kitabından Yargıç Samuel'e İsrail halkı gelir ve şunu talep ederler. İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Samuel'in yanına vardılar. Ona bak sen yaşlandın dediler. Oğulların da senin yolundan yürümüyor. Şimdi öteki uluslarda olduğu gibi bizi yönetecek bir kral ata. Ne var ki bizi yönetecek kral ata demeleri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel Rab'be yakardı. Elçiye zeval olmaz şeklinde. Rab Samuel'e şu karşılığı verdi. Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin. Kralları olarak beni reddettiler. Şimdi onları dinle. Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişilerin onları nasıl yöneteceğini söyle. Melville, Tevrat kralı Ahab ile Kaptan Ahab arasındaki bu bağlantıyla kötülüğün doğasına özel bir anlayış da ortaya koymaktadır. Kral Ahab'ı yoldan çıkarıp putperestliğe ve şirke yönlendiren karısı Isabel'dir. Picot gemisindeki Isabel ise Kaptan Ahab'ın yarasıdır. Balina'nın kopardığı bacağı Ahab'ın teslimiyetini elinden almıştır. Beyaz balinaya duyduğu kin ruhunu kemirirken yaşam istencini kaybetmiştir. Amerikan kahramanı olarak Kaptan Ahab'ın düşüşünü irdelerken Batı edebiyat geleneğinde deniz kahramanlarının mitolojik, teolojik ve bilgi bilimsel arka planına baktığımızda sözlü geleneğin ölümsüzlük arayışını anlatan ilk kadim destanlarında deniz kahramanlarının uzak diyarlarda düşman tanrılarla, krallar ve canavarlarla savaştığını görüyoruz. Kutsal kitaplarda tufanla, zorlu deniz seferleriyle sınanmış peygamberler sanki zamansız bir kehaneti tekerrür edercesine özel bir misyon için gemiye binmenin kutsanmışlığını dramatize ederler. Deniz kahramanlarının bu arketipsel silsilesi batıda devre alem seyahatlere düşmüş birçok seyyah ve kaşife ilham vermiştir. Bilim de keza klasik doğa felsefesinden yeni çağ bilgi bilimine evrilirken sonsuzlukla etkileşen bir kozmoloji anlayışını hakim kılmıştır. Sonsuzluk algısı Kopernik'ten Newton'a bilim söylemlerinde yerini korumuştur. Sonuç olarak Moby Dick'e döndüğümüzde Ahab'ın deliliğinin ardında sonsuzluk arzusunu takip eden antik deniz kahramanlarının kültür kurucu karakterini görüyoruz. Antik deniz kahramanlarıyla Kaptan Ahab arasındaki fark, bu kahramanların tanrılar tarafından seçilmiş olmaları ve bu kadere gösterdikleri rıza ölçüsünde yükseltilmeleridir. Ahab düşmüş bir kahramandır. Melville'in ifadesiyle deniz İbrahim'i imandan çıkarır ve iyi insanlara göre değildir. Aslında cennetten düşüş kadar kadim bir hikayedir Ahab'ınki. Beka arzusuna karşılık gördüğü cezayı içine sindirememiş tövbesiz tanrısız bir adamdır. Ahab'ı delirten hıncının sebebi sadece uçsuz bucaksız kıyısız seyirlerinde belli bir beyaz balinayı aramak değildir. Kaybının telafisini kendisine umarsız olan bir sonsuzluktan beklemesidir. Ahab, güneşe arkamı dönüyorum artık diyerek öcünü almanın imkansız olduğunu idrak ettiği son zıpkını fırlattığı an ölümü kabullenmiş ve aslında baştan beri bunu göze aldığını itiraf etmiştir. Hikayenin sonunda Ahab'ın gemisiyle birlikte batmak yerine balinanın gövdesine dolanmış derinlere gömülen ölüsünü onun sonsuzluğun koşulsuz ve iktidai iradesiyle bütünleşmiş ruhuyla özdeşleştirebilirsiniz. İnsana sonsuzluğu ithaf etmek yerine bu kafa yüzünden hakimiyet kurmaya çalıştığı insan olmayan varlıkların dünyası ve doğanın insandan intikam aldığını düşünmek de mümkün. Tevrat'ın yaratılış kitabında Nuh tufanından sonra insanla ahdini yenileyen ve insan ile insan olmayan varlıkları birbirine emanet ettiğini söyleyen Tanrı bir daha yaşamı yok edecek bir felaket göndermeyeceğini bildirmiştir. İnsanın yeniden yaratılsa bile bitmeyecek kötülüklerinin zaten kendi sonunu getireceğini ifade eden Tanrı, gökyüzünde yay şeklinde birleşen yağmur bulutları bir araya geldiğinde tufanı hatırlayın demiştir. Tevrat'ın İbranice ismi Torah'ın hedefi, Torah'ın manası hedefi 12'den vuran ok anlamındaki kelime kökeninden türemiş öğreti ve yasa kitabı olduğunu düşündüğümüzde,
gökyüzünde yay şeklinde birleşen yağmur bulutları Ahab'ın beyaz balineye attığı son zıpkın kadar düşündürücüdür. Teşekkür ederim.